Arkadaşlar burası ne yaptın podcast bugün Denizli ben yapacağım şurada Eren Aktan var burada şurada. Ben Deniz Şahin var evet. Burada ben varım burada da Mert Günhan var bugün sizlerle beraber yine her zamanki gibi boş yapacağız abi. Ve boşumuz izlenecek olur. İnşallah bugünün bu bölümün moderasyonu Zade Kun bravo başarılar Zade moderasyonda çok teşekkürler bugün bir telefonum bahsedeceğim. Telefonum da çok burada pardon. Sus moderasyon benim sus Denizciğim Denizciğim şimdi o yan olayı olmuyor ben de denedim onu kanka bilmiyorum ya elimden gelen yapacağım buyur Barış Bey onu önüne tam önüne alman lazım hayır, böyle iyi şu an şöyle mi? Bak böyle hayır, daha hayır. İyi. Böyle daha iyi. Ben onu tam bacaklarımın arasına aldım. Tamam ben de öyle aldım. Karşıdan konuşunca değil buradan konuşunca daha iyi geliyor. O yüzden işte o zor olmasın diye dedim tamam, sana. Artık yapacak bir şey yok kanka. 40 dakika idare edeceğim işte. Tamam peki eyvallah. İzleyenlerimiz için bu acılar hep. Eren Bey. Evet bebeğim. Neden? Bilmez. Böyle bir coşma. Haftanız nasıl geçti? Nasıl bir hafta geçirdiniz? Nasıl gidiyor hayat? Bir de devam sorum var. Eklemek istiyorum cevap vermeden hayır ekleyemezsin önce. Abi. Moderasyon sende al. Ben yapmıyorum. Hayır ben de. İstediğin kadar ekleme. Hayır. Yok bırak. Ben buyur. Eklemiyorum ama. Ekle. Eklemeyeceğim. Ekle. Moderasyon çok sıkıcı. Ben istemiyorum. Hayır ya yapacaksın bir bölüm. Arkadaşlar ne yaptın podcast'e? Hoş geldiniz. Moderatöre. Çin. Evet kukiler. Nasıl oluyor? Şöyle de oluyor. Böyle de oluyor. Çok iyi Veren Aktan taklidi. Böyle de oluyor. Nasılsınız? Çokobellalar. Ne yaptın podcast? Evet. Şey var. Mert Günhan var. Eren Aktan var. Bendeniz Şahin var. Barış Danış var. Kiko var. Tişörtüsü gömlek yapmışım. Bırakalım artık bunu. Bırakalım abi artık. Ya yeter bu artık. Sene, bak ben sivit giydim sen ne yapıyorsun? Abi ya yeter jean ceket bu jean ceket. Bana ne olmuyor? Biz sene 2022 artık bırakalım bunu. Hayır siyah jean ceket bir klasik. Biz ne giyiyorduk herhalde ama. Klasik midir? Yani bunun arkasına geçince çok kayboluyor muyum acaba? Oluyorsun. Bir tık tamam. Kayboluyorum değil mi? Bir tık oluyorsun. Tamam. O yüzden çok geçme karşısına. O yüzden böyle olması lazım biraz yani. Evet. Hatta biraz aynen. Bence yakışmamış. Ney? Şu siyah kot, jean ceket. Ben böyle bir eleştirel yorum yaptığımda ananı sikerimle yani. O yüzden hazırlıklı ol. Ben yani beğenmedim söylüyorum. Evet beğenmedim yani. Sen değilsin bu. Senin ananı sikerim diye ne olur. Barış'a demiyorum. Niye demedin Barış'a? Ben jean küçüğüm ceket, lan. Jean ondan. Ceket eğer... sevgili izleyicilerimiz jean ceketi beğendiyseniz yorumlara yazın. Tamam. Ben ceketi beğendim yazın. Ben açıkçası herkesin kendi jean ceket giyme özgürlüğü olduğunu düşünüyorum. Siktir hiçbir giydiğimize bok atmadan geçiyorsun. Sen geçiyorum. Bu adamın ceket, her giydiğime bok attın sen beni. Seçimdir jean ceket insanlar giyebilir. Barış Bey tarafsız lütfen notu olarak. Evet. Zaten sen bu adamın yani bütün gömleğine tabii bu adam giydiği dona kadar gömlek giyemiyor lan. Yeter artık. Bak bir şey diyeyim mi? Ama yaktım. Çok güzel bir tarz oldun şimdi. Biz, hayır. Adamın da mutluysa odur en güzel tarzı. Bak adamın da mutluymuş. Aa, bak bugün biz Deniz'le Starbucks'a oturuyorduk. Evet. Eren nasıl gelir Eren diye. Eren nasıl gelir diye biz bir Eren'i çekiştirdik. Ve birebir bu şekilde geleceğini tahmin ettik. Ve neden? Bunun sebebinin de Günan'ın baskısı olduğunu, doğru, evet, olduğunu düşündük. Normal şartlarda Eren'in nasıl geleceğini söyledik. Hiç alakası yok ama... Evet biraz suçlayalım yine. Aynen. Nasıl alakası yok? %100 alakası var. Ayak sokayım. Neden? Anlatsana biraz. Şey konuyu dağıtma. Evet konuyu evet. Deli gibi yaptık yani. Tabii. Evet ya. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ya yarram benim haftam da geçti. Senin haftan... Sen... Hızlıca geçti. Ha okey tamam aynen dinleyelim. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı var. Hayır canım, oha, öyle değil artık. Öyle yap. Bir şey diyeceğim ama ya. Bir saniye. Bir ay sonra olsa. Değil yok. Yok bir ay yok, değil. Yok henüz yoktur. Soğuk havalar vardır. Da soğudu. Havalar çok soğudu be abi. Oldu acayip. Aynen. Dünya Kupası ne oldu yani? Abi Fransa abi nasıl neler oldu? Dünya Kupası konuşalım mı? Ama daha yani ben hiç izlemedim. Evet lan. Şurada aşağı anlamsız oluyor. Bütün maçları izledim ben. Ben de izledim. Neden yaptın bunu? Çok seviyorum. Ha güzel mi peki? Maçlar futbol top oynanıyor mu? İspanya çok iyi top oynuyor. İspanya'da kim var şu an? Ben unuttum hepsini. Çok genç kadro. Bayağı. Kadın var mı? Kadın yok kardeşim. Ya bu dolayla değişmemiş. Messi'yi destekliyorum ben. Diego Perez. Diego Perez kim? Diego Perez. İlla ki vardır diyor. Diego Perez. Diego Perez. İki tane kelime çıkarttım. Diego Perez. Ben vardır. Vardır. Alanowski. Alanowski. Alanowski yoktur bence. Nerede Alioski diye bir adam var. Alioski. Hagi. Filipescu. Papescu. Yok değil. Tafarel. Tafarel. Vazgeçilmez. Aynen. Bunlar benim bildiğim İspanya'nın. İspanya bir de. Romanya'ydı onlar. Tabii.
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun başları. Kümülatif konuştu o böyle. Hepsini kapsayıcı bir ülke yaptı. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, havalar çok soğudu. Evet. Tabii. İnanılmaz soğuk. Çok soğudu. Donuyoruz dışarıda. Doğal gaz paraları üf. Allah devletimize zarar gelmesin. Burası hakikaten muhabbeti kontrol edebildiğim bir pozisyonmuş. Evet tabii. Evet. Ben onu fark ediyorum. Musun peki? Çok da dandik çok... yönetiyorsun bu arada evet. Muhabbeti. Evet, fark evet, evet, bok gibi hava falan koşuyoruz. Aynen. Doğalgaz fiyatları el yakıyor. Evet. Tamam tamam. Var ben doğalgaz yakamıyorum. Sebebini söylemek isterim. Hadi. Benim siklemin binasında yatır var. Aa, gerçekten geldi, bir dedi. Sorun var. Merdivenci dedi. Ve kombiyi açtığım zaman mutfağa su basıyor. Nasıl? Aa. Sebebini bilmiyorum. Isınmak istersen evimi evet, su basıyor. Evet, evimi su basıyor. Borularda arıza olması yatırdan daha yüksek ya da bir tamirci olabilir. Tamirci çağırmak istiyorum ama tabii. Tanıdık tamirci yok. Şimdi Google. Tanımadık. Ya abi tanıdık. Google'dan tesisatçı çağıracağım. Anasını sikecek tesisat. Abartmanda hiç mi tanıdık? Yok sordum. Tesisatçı olan varsa yorumlara yazsın. Bak, Barış'ın sorun ne, sorununu çözelim. Sorun ne biliyor musunuz? Çok güzel olur arkadaşlar. Yazın yorumlara. Şimdi kombi... Kombiyi bağlamak için adam geldi. Tamam. Tamam mı? Kombiyi açacak hani böyle bir kontrol ediyor ya. Adam dedi ki bak dedi bunu dedi çok kötü bağlamışlar. Burayı su basar. Hmm. Sen dedin ki okey. İki sene önce usta, oldu. Hiç başka bir ustanın yaptığını beğenmez onu da bil. Yani bu da ben doğru. Ben de bunu düşünerek dedim ki ya abi dedim sen aç bir şey olmaz. Aynen. Adam haklıymış. İki sene sonra çıktı ama yani... Böyle bahçe ortamı gibi bir şeyle vermiş kombinin giderini. Aa, salak herif kim neredeyse. Güzel kaçmış artık. Yani olabilir. Su akıyor. Her yerden. Buzdolabının altı, üstü. O yüzden üşüyorum. Çok üşüyorum. Hiç mi açamıyorsun? Açamıyorum. Açtığım an bir de su basmaya başlıyor. Gerçekten su basıyor mutfağa. Oğlum çağır bir yerden lan. Evet yani bu kadar tanıdığınız da. Tanıdığınız tesisatçı var mı? Tanıdık neden arıyorsun? Ben gizliliğe biraz, önem veriyor biraz gibi. Ben biliyorum. Neyi? Tesisat yapmayı mı? Tesisatçı mı? Tesisatı mı? Bu şey gibi abi. Plumbing mi şey biliyorsun? Şey gibi abi. Dağcıyım muhabbeti gibi. Nereye gitsin? Boş oluyor ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten çok bozulmaya başladım bu konuya abi, artık. Abi tesisatçı da değilsindir artık. Dağcı dedim ve dağcılık yaptım çıktı mı? Gel yani, düzelt ay, benim kombiyi. Yani, çıkmadı. İki tane üç tane dağda gezdiğin düşe, çıktı. Düşe kalka böyle. Hayır yani çocuk terlikle merlikle şortla yaptı, iyi bir şey yaptı. Ama, ama yani dağcılık yapmadı yani. Dağcı için senin o duvara tırmanman gerekiyordu benim gözümde. Ben bugün şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Lütfen. Geçen sahne Eren'in doğum günü için bir tane pasta olayı yaptık. Aynen ya. Evet. Yaptık. Böyle Eren de sürekli bana şey falan yapıyor böyle işte. Geçen mesela biraz bu arada benim birkaç konum var konuşmak istedim ama önce bir şu konuyu konuşayım. Bu benimle ilgili sonra bir de işçi ustalarla ilgili konuşmak istiyorum. Benim tamam, de ustayla ilgili aynen, sorum usta, var. Aynen ustayla ilgili benim bayağı muhabbetim var. Onu yaparız. Var yapalım. Onu bir cebe atalım ama ben şunu söylemek istiyorum. Sahnede sana pasta gel. Ben sürekli olarak bu arkadaş grubunu şerefsiz olarak konumlandırıldım ya. Ben biraz sıkıldım bu benim evet. Üzerime biçilen bu kıyafetten. Çünkü neden? Nedenini söyleyeyim. Geçen podcast kaydına ben hepinize çok güzel poğaçalar getirdim. Getirdin. Tabii. Dedim daha doğrusu kahveler getirdim. Vallahi yaptım. Dedim hayır. Yani, kahve getirmedin. Kahveyi biz getirdik. Ve işte hayır, bak bu işte neyi gösteriyor? bu şerefsizlik kaftanını tam uyduğunu gösteriyor birazcık. Evet yani. Kanka. Çünkü sen birinin yaptığı tamam, iyiliği üstlendin. Hayır ben, evet, ben bu... çünkü ben en son şunu hatırlıyorum. Bu kahveleri bulup böyle içer misin? Bak kahve var falan dediğimi hatırlıyorum. Videoda evet. Ama kahveyi biz getirdik. Yani şey değil mi? Aa burada kahve varmış. İçer misiniz gibi değil. Ama poğaçaları aldım. Ama poğaçaları aldım. Yavrum bir poğaça aldım. Ben 4 senelik arkadaşlığımızda sana yağdırdım amına koyayım canım. Tamam bir konu şey ne bileyim lütfen. Tamam. Ama arkadaşlık böyle bir şey değil. Evet, ama biliyoruz. Puan istiyor buradan ya buna kızıyorum şu an. Tamam dur arkadaşlar, hayır ben diyorum ki arkadaşlıklar arasında puan olmaz yani. Olmaz. Evet, olmaz. Tabii. Bu konuyu sen açtın şu an evet. Ben sadece şunu söylemek istiyorum abi. Tamam. Bazı yaptığın iyilikler görünmüyor. Görünmüyor. ve bak bu bazı yaptığın iyilikler görünmüyor ve bunun arasında bazı beyanlarım da ciddiye alınmıyor. Mesela bak harbi eğri oturalım doğru konuşalım. Tamam. Benim söylediğim ben şunun da eğitimini aldım. Heh. Bak amına koyayım. Okült problemler bunlar bende var. Tamam. Dağcılık bende var. Tamam. Soru işareti. Çeşitli giriş seviye dövüş sanatları bende var. Soru işareti. Ne demek soru işareti? Yani kavga ettiğini görmedim kanka özür dilerim. Ama bak işte böyle oluyor. Neden dediğimde inanmıyorsun? Bak, hayır yani soru işareti. Ulan Hasan Boğuldu'ya gitmeseydik dağcılığı size nasıl kanıtlayacaktım mesela? Hayır hala kanıtlamış gözüne bakmıyorum ben bebeğim. Neden amına koyayım? Ben salto mu atmam lazım? Ben jogging.
jogging evet, anasının ama o ne biliyor musun kanka? O Türklük benim gözümde. Taşla çıktın taşla. Ya, bir saniye jogging dediğim şey değil mi? O zaman 3 kişisiniz. Neden benim çıktığım taşlara biz çıkmadınız? Biz yapmıyoruz kanka. Ya, ben çıktım. O da çıktı bu arada. Ya, ben dağcı de, değilim. Benim yaptığım yani. Yolu yapmadın ama. Hayır gittim ben oraya. Suya girmeyeceğim ki. Niye gideyim? Ama hayır, her türlü taşa tırmanırım. Benim kadar ilerlemedin onu diyorum. Ama dağcılık öyle bir şey değil ki. Tırmanmak evet ama... Dağ vardır, kaya vardır yani. Kayacısın sen, dağcı değilsin. Düştün ilgili... oğlum artık. Bir dakika, Barış'ın ama soğukla ilgili yani. Problemlerine yani, evet. Geçecek olursak bu ekibin tamamı da Hasan Boldu'ya da girecek erkekliği şey maske. Ben girmedim. Ben girmedim. Zaten senin soğuk. Yüzme yani. Bilmiyorum. Çok soğuk ölürüm. Sen, beni de kurtaramazsınız sen, yani arkadaşlar. Dezavantaj döndüm. Üşüdüm. Yüzme bilmiyorum. Girmeyeceğim tabii ki. Tabii yani yüzme bilmemen manyak değilim. Ben Barış'ın Hasan Boldu'ya girmemesiyle problemim yok. Benim de yok. Hepimiz girdik. Bu bence bir başarı ama. Hepimiz girdik. Bu bence bir... O da takdir edilmedi. Ben de ölüyordum orada. Yeterince takdir edilmedim ben orada. Ben sadece şunu söylüyorum. Bana bu arkadaş grubunda bana olan itimadınız az gibi. Hayır be. Şunu düşün. Sana karşı bu kadar şüphemiz olmasına rağmen seni seviyoruz. Tabii. Kötü bir şey var. Kanka ama bir kendi bizim yerimize koysana. Şöyle mesajlar geliyor. Kanka ben otobüsü kaçırmışım gelmeyeceğim çekime. Böyle yapacaksanız gelmeyeyim. Bunun benim yeteneklerimle. Şimdi ben şimdi... üste başlarından konuşuyoruz ya mesela. Tabii. Ben şimdi size ben biraz anlıyorum. Kombi tamir edebilecek misin gerçekten? Bir bakmam lazım. Ama biz ya buna Mark, nasıl ben yani. Bir bakmam lazıma güvenemem. Ama işte ustabaşılık, ustalık böyle bir şey arkadaşlar. Bak ben zaten konuya da buradan bağlayacaktım. Ha. Bence hepimiz azami miktarda ustalık yapabiliriz. Katılıyorum. Çünkü izlediğimiz birikimlerle. Neden biliyor musun abi? Sen adama diyorsun ki abi diyorsun şöyle şöyle bir problem var. Bunu nasıl çözerim? Önce bakmam lazım diyor. Tabii ama tesisat değiştiremeyiz ya. Önce açmam lazım falan diyor. Tabii. Herif bir bakıyor. Bence de bir sik bilmiyor. Doğaçlama gidiyor yani. Tecrübe bir ekibi vardır ama biraz. Bazı... Yani işte. Vardır tabii de. Kurallar vardır bence değişmeyen. Tabii. Ya abi, 110 kere, video izleyip gelmiştir. 5 kere kombi 5 kere kombi tamir ettiysen bir noktadan sonra zaten kombilerin az çok nerelerin arızalandığını tabii, biliyorsun. Yani, ya tabii sen ben de yaparız. İzleye izleye. Donanım konusunda iyisin değil mi? Ben iyiyim mesela. Tabii. Neresi bozulur? Maliye ama bu yıllarca biriken bir tecrübe bizim ben. Bizim işte bununla ilgili oğlum ama. Ha canım ben ne yayıncılar tanıyorum format atamıyor. Yani hani. Ben de tanıyorum var hakikaten bunlar yani. Var yani onları olur. Şey gibi geliyor bana buna koyayım. Bilgisayar açılmıyor böyle işte şey verdim. Bir yeni bilgisayar aldım. Hayır. bilgisayar açılmıyor şeye veren yayıncı biliyorum ben ya. Tamirciye. Tamirci neydi onun adı? Servis. Teknik servis. Servise verdim falan diye. Ne oldu abi? Bilgisayar açılmıyordu. Servise verdim. Ne amına koyayım? Öğrenmek lazım her şeyi. Ama bu şimdi bilerek yani, öğrenmemek bence o. Abi sen şu... Çok özür diliyorum. Tabii. Bir şey söyleyeyim konuyu bırakacağım. 2022 yılında harbiden format atmayı bilmiyorsan ki çok kolay şu anda. USB takıyorsun oluyor. USB takmaya gerek yok. Gerek yok. Sistemin içinde var. Aynen bilgisayar içinde format atlıyorsun. Ama hard format yine gerekiyor. Hard format yine öyle. Tabii. Ama yani hard format atmayı da bilmiyorsan gerçekten ben de 2022 yılında. Ben BIOS bile öğrendim artık. Bende yani, de var biraz. Bilmiyorsanız arkadaşlar bak buradan çağrımdır. Eğer bilgisayarınız 2022 yılında hard format atmayı bilmiyorsanız hard sikimiz. Çok ağır özür oldu. Dilerim, çok ağzıma geldi özür çok dilerim. Çok basit bir de lan telefonu aç format nasıl atılır. Yani, aynen. Bu kadar. Ya kanka her şey aslında bu kadar basit evet, yani. Ama hani. Kombi tamiri değil abi yani değil kombi tamiri. Bu arada ben sana bir şey diyeyim mi? İlla belki bir manyak YouTube'a videosunu çekip atmıştır. Ya, yani o öyle modelden var. Modele değişir. İşte belki o modeli i̇şte de atar. Ben tuvalet temizlemeyi öğrendim öyle. Ben YouTube videoları sayesinde tuvalet temizlemeyi öğrendim. Tuvalet sifon sistemini nasıl tamir edilir evet. Onu öğrendim. Bende de var o. YouTube bence şu an çok iyi bir yani. Üniversite. Hadi bakalım. Kütüphane gibi bir şey işte. Ya. Şey YouTube'u iyi kullanırsan aşırı işine yarar. Evet, şey gibi abi işte orta çağda atıyorum İskenderiye kütüphanesi var mesela. YouTube öyle görebiliriz ya. Oğlum istersen var. Inşallah. Talaş sobasındaki problemlerin çözümüyle talaş sobası main troubleshooting videoları falan var YouTube'da saçma sapan. Kaka yaparım videosu talaş var ya. Alaturka tuvalette nasıl kaka yaparım diye video var ya. Var. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Harbiden ustalık falan filan tesisat, elektrik bunlar var ya Türkiye'de artık çünkü o dayılar dünyada. Da o dayılar ölecekler yakında. Tabii, tabii. Ve sıçacağız. Ve kimse istemiyor. Olur mu? Şeyleri var. Kendilerini yapmayı öğreneceğiz bence. Var, açırakları var, bir şeyleri var. Abi yokmuş biliyor musun? Nasıl yokmuş? Valla bizim orada ben geçen iki tane tesisatçı dayıyla muhabbet ettim. Hiç beğenmiyor millet değil mi? Abi. Yok. Hiç yokmuş abi. Lan ben diyorum ki dayı diyorum sen ölünce şimdi diyorum adam bak 20 yıldır elektronikçilik yapıyormuş. 20 yıldır elektrikçi çalıştırıyor. Dedim sen ölünce dedim ne olacak dedim. Aa. Benim çocuk var dedi hiç ilgilenmiyor dedi bu işlerle dedi. Aa.
Başkası daha var dedi, yazılımcı olmak istiyor falan dedi. Benim dedi şeyim yok, kapatacağım gideceğim dükkanı diyor. Ciddi anlamda oğlum, gidin biraz elektrikçi olun amına koyayım, biraz ne bileyim. Elektrik tesis... elektronik okuyorsunuz o evet, kadar. Evet, tesisatçılık falan öğrenin. Sen kendine işçi mi arıyorsun? Abi korkuyorum abi, yani ben yapamam diyor, anladın mı? Yarın bir gün marangoza ihtiyacım olur ve bulamazsam diye. Ben kendime kadar yaparım. Ama yani şimdi mesela Barış'ın bir problemi varmış. Biz burada 3 tane erkeğiz. Tabii. Hiçbirimiz de çıkıp şey diyemiyoruz. Bir bakalım ona Barış'ım ya. Ben böyle bir arkadan anlıyorum bu arada. Anlatayım. 6 ay enişte şey amcamın yanında çalıştım. Evet, şeyde, var. Elektrikçide. Sen de evet, o amcanın yanına verilmişlik var. Var var. Ben bizzat kendim kendime verdim. Eren'de hiç yok. Bende hiç yok. Evet. Ben hiç çalıştım. Ben babamın yanında. 20 yaşına kadar çalışmadım. Kuyumcuda mı çalıştın? Yok, bilgisayarcılıkla uğraştım. Aa doğru, senin babanın öyle bir şey vardı. Ben korsan CD'cide çalıştım. Yeraltı Çarşısı Bakırköy'de. Oyun satıyordum. Korsan CD'ci ben de yaptım. Kaç yıl? Evet. Ha? Bir yıla yakın yaptım neredeyse. Ben okulda satıyordum. Bir dönem korsan CD işinde çok paranın olduğu bir... Sonra içerimi çaldılar, içerimi çaldılar diye ağlıyor adam. Ama o zaman orijinal oyun satıyordu. Sen yıllarca insanların içerini çalmıyordun. Bak öyle korsan değil. PlayStation oyunları satan. Aynen. Onlar legaldi, polis şeydi değildi. Sonra tabii... Ya kanka hiç, kutularını alındı onlar. Kanka hiçbirimiz bilmiyorduk bu arada. Ben hayvan gibi tabii internetten... Orijinal var mı yok mu bilmiyorduk. Bilmiyorduk yani. Lan bana, içinde manueli vardı. Oyuna özel işte haritalar falan olan korsanlar vardı. Onlara golden copy deniyordu. Biliyorum demek istediklerini. Evet, alt arkası şeydi. Onlar da sahte ama golden copy deniyordu onlara. İyi sahte. O zamanlar korsancıların... İyi, şaka yaptım. İyi sahte ama o zamanlar korsancıların bir onuru gururu varmış yani. Hani şey gibi. Tabii işlerini güzel yapıyorlarmış. Kitapçığını da yapalım falan yapıyor ama kitapçı... Tabii oğlum arkalı önlü şeyler. Diyor kitapçı vardı. O da fake. Kitapçığını da yapalım ama iyi yapalım falan oluyor oyun yani. Oyun tavsiye ediyordum. Söylüyordu. Şöyle şöyle olsun böyle. O zaman şak 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 şu falan. Ben o şekilde PlayStation 2 aldım. Korsan CD parasından. PSP aldım. Nasıl biliyor musunuz? İnternet... Sen zenginsin, baban aldı zannediyorum. Yok. Haram parayla. 2005 yılında falan. Niye haram olsun ya? Bak 2005 yılında ADSL bağlandı, tamam mı? 64 megabit internet. 700 megabit mi? Kilobit. Kilobit pardon. Gidiyorum abi, indiriyorum PlayStation 2 oyunlarını, basıyorum CD'ye. Forumlardan saat... Ama böyle şey gibi böyle. Kadıköy'de falan buluşuyoruz, diyorum ki bilmem ne saatinde bilmem neye gel falan diyorum. Ben dükkanda çalıştım. Resident Evil oyunlarını buraya diliyorum. Torbacı gibi yapıyorsun sen. Ben direkt torbacı gibiydim. Yani. Ben dükkan olayına girmedim. Ceket falan nasıl, CD nereye koyuyorsun? Abi gidiyordum çantanın içinde. Ben çok istedim şunum olsun ya. Bak, böyle. Şu an bak konsol oyuncuların forumlarında falan takılıyordum. Şeyi bilirsin, Nero Burning programı. Aynen. Oradan kopyalar. Aynen. Çantam vardı bir tane abi böyle. Çantayla bir de şey falan yapıyorum yani. Hani elitim, anladın mı? Adam benden JRPG falan alan tayfaya satıyordum ben çünkü. Adam geliyor, abi diyor işte sende Chrono Trigger var mı falan filan. Var koçum falan diyorum, çıkartıyorum. Daha sonra şey diyorum, abi bu Chrono Trigger iyidir de bak elimde bir tane Digital Devil Saga var. Bunu oynayan bunu da çok sevdi falan. Bir de orada satış yapıyor. Şey çıkıyor ha. Fazla sigara basarız. CD writer var. Basarız CD kardeşim. Vardı lan, CD yok artık ya. Ben çok seviyordum. Benim babamda şey muhabbeti vardı. Filmleri alıp böyle CD arşivi yapmaca vardı. Evet, ben de. Onun böyle bir tane CD'liği vardı. Bir böyle işte dildo gibi olan için attığın vardı. Ona sokulup böyle oluyordu onlar. Bir de böyle... Hepimizin babasının öyle bir arşivi vardı. Kitapçıklı böyle bir şey vardı. Benim de var. Şak şak şak. Ben ona bayılıyordum. Çok seviyordum. Benim yani. Duruyor CD hala. Bakıyordum sadece. Bir şey soracağım. Bir tane oyun vardı. Siz ikiniz de madem oyun satmışsınız. Söyle. Hayvanları birleştirip mutant hayvanlar yapıyordun. Spor. Yok. Yok, o yeni bayağı. O yok, o değil. O yeni bayağı dedim. Impossible Creatures. Bu dediğim hayvanlar real. Mesela aslanın ayaklarını alıyorsun. Kartalın kanadını ekliyorsun. Köpek balığı kafası ekliyorsun falan gibi. Galiba kadar eski değildi. Böyle bir oyun var. Ben çocukken oynuyordum tabi bunu. PlayStation oyunu falan mı? PlayStation PC. Ben PlayStation hiç oynamadım. Ben de bilmiyorum. Bunlar zengin çocuktu kanka. Ben yalnız şunu söylemek istiyorum. Ya çok güzel bir oyun ya. Tekrar deminki konuya girecek olursak. Amına koyayım. Hayatta kalmak için gerekli beceriler çok az beceriye sahibiz yani. Hakikaten şimdi bu adamın mesela kombisi bozulmuş değil mi? Aha. Gidemiyoruz yardıma işte, anlamıyoruz yani. Yemek de yapmayı bilmiyorsunuz. Ama yok, ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben bayağı iyi biliyorum. Ben de biliyorum. Yemek yapmayı biliyoruz kanka. Sen kokteyl de yapabiliyorsun. Kokteyl de var bende. Evet, bende de var yemek olayı çok, çok iyi. Çok güzel. Tamam. Sende var mı? Çok iyi var. Bana biraz şey gibi geliyor. Artık herkes internet ünlüsü olmaya çalışıyor gibi geliyor. Nasıl ya? Konu herkes soruya geldi. TikTok amına koyayım. Her şeyde yapmayı var. Tesisat yok. Elektrik yok. Konuya çok sert geçmiş. Hiçbir şey yok. Biz ne yapıyoruz? Tamam, anladım. Hani oradan geçiş biz de aynı şey. Biz de aynı şey. Tamam da. Ama ben her şeyi deneyip buraya geldim. Tamam, herkes da yaparsa biz ne yapacağız? Ben denedim oğlum. Neyi? Ben CD sattım, fotoğrafçılık tamam, yaptım, kameramanlık yaptım. Tamam, tamam ben babamın yanında bilgisayar tamiratıyla uğraştım. Her şeyi denedim. Bir şey diyeceğim. Çok özür diliyorum. Hiç önemli değil. Lütfen.
Ben birazcık da şundan bahsediyorum. Yani okey, yayın açmak, video content üretmek okey, bence herkes denesin, evet. Aha. Ama TikTok anlayamıyorum. Ha. Bu bir türlü anlayamıyorum. Bir şey soracağım. Neden WhatsApp grubumuzda TikTok'a girmeliyiz diye mesaj atıyorsunuz ama? Bu bir gerçek çünkü. TikTok o kadar büyük bir platform oldu ki ve herkes o kadar çok TikTok kullanıyor ki. Ünlenelim diye TikTok'a mı girelim? Ünlenelim diyorsun? Değil. Yani TikTok'ta bir şey tutarsa YouTube'da da tutuyor. O yüzden şimdi abi, biz hala hazırda YouTube'a çektiğimiz... Bu kadar geçişken mi sizce? Ben bir dijitalci olarak bu kadar geçişken olduğunu düşünmüyorum. Abi, pipeline'ı oluşturursan, Barış'ın dediği gibi. Mesela şimdi rapçilerin şey pipeline'ı var TikTok'tan. Bizde o pipeline'lar falan hiç yok amına koyayım. Biz elimizle ayağımızla iş yapıyoruz işte. Boş bir ben... Bala göte tutturduk bir şeyleri ha yani. Eren yıllarca şikayet ederdi de yani ben hiç şey yapmazdım. Eren de şikayet etmeyi bıraktı artık yani bu tarz. Çünkü şey falan oğlum şunu düzgün yapmıyoruz, bunu düzgün yapmıyoruz falan yapardı. Hala garibim. Sabahın içinde mesaj atıyor. Oğlum hiç RT'lememişsiniz falan diye. Yok bizde bunlar. Bizde olmayacak yani. Onu geçiyorum. Video paylaş, onu bile yapmıyor. Rapçilerin pipeline'ı ama nasıl satayım. Önce şarkıyı yapmadan önce amına koyayım. Kendisi bir reklamlar tane... Reklamlar geliyor. Çekiyor. O TikTok'u millete gösteriyor. Millet onun akım yapıyor. Şarkıyı onun üzerine ya. Şey yapıyor. Millet fullünü bekliyor falan filan. Biz amına koyayım ne yap. Kendi videomuzu kendi Instagram'ımızda paylaş. Ha, biz daha kendi Instagram'ımızda kendimizi promote etmiyoruz. Yani biz... Bunları yapmak lazım ya. Biz orospu çocuğu muyuz? Niye kendimize bu kadar düşmanız biz ya? Annenin hiçbir suçu yok. Hayır. Niye bu kadar kendimize düşmanız? Niye ya. Bu kadar kendimizi sevmiyoruz ya? Bizim abi, pipeline'ımız işte yaparsak koyarız. Biz kabullenemiyoruz bunu. Yani bu işte başarılı olmak için gerekli birkaç yol var. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Aynen. Yapmayı da reddediyoruz genel olarak. O yolları da biliyoruz ha. Yani tabii ki. Yani bilmeme şansımız yok. Kaç senedir yapıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Ama istemiyorsunuz. Kimse efor vermek istemiyor. Ben çabaladım yani... abi çok ama siz... Abi bak ben mesela geçen... Yani bence kimse yeterince çabalamadı. Kanka, yeterince çabalamış olmadan, olsak zaten yeterince çabalanmış olurdu. Yani şunu kabul et. Hayır. Sen de abi. Sen de yeterince çabalamadın. Oğlum ben yine bir yere gittiğimizde Instagram'dan hayır, bir şeyler... Abi Instagram değil mevzu sadece. Bunlar değil. Ne yaparınızı istiyorsun lan? Genel abi bir vizyon eksikliği var. Neyse bu çok daha özel bir konu. Bunu da başka videonun konusu. Sen ne yaptın pezevenk? Benim iş, ben kendi işimi yapıyorum. Ortak içeriğimiz senin işin değil mi amına koyayım? Ben, ama bak şimdi şöyle düşün. Ne yaptığın sekanslarındaki çoğu şey çabası benden çıktı ve öyle evrimleşti. Evet Deniz sen evet, ne yaptığını bir yere kadar getirdin. Ama tamam, sen sahneye de... Sahneye benim çabam, ne yaptı story benim çabam, şu YouTube benim son, çabam. Son tahlilde bir şey canım. Ne yaptığın evrimleşti sürekli. Son tahlilde Deniz olmasa bak Deniz gitsin yarın öbür gün böyle olursa inşallah olmaz. Deniz günün birinde giderse. Gideyim canım. Ha değil mi? Deniz yarın günün birinde giderse eğer. Bak biz böyle sahne yaparız. Yok yok ben biz onu... Eğerden böyle yarın... olmasın işte. Hayır öyle olmayacak. Yarın bir gün gidersem biz onu konuştuk. Barış anlattım nasıl yapacağım. Öyle mesela hiç yayınlara falan 5 dakika kala 8.30 değil mi lan diye gelme mesela. Ha Günhan'a diyorsun. Ha, ben mi? Ha. Oğlum benim beni eleştireceksiniz. Her yerden eleştirebilirsiniz. Evet. O mu yani tek şey? Çok haklı bir arada evet, çocuk. Evet. Burada da konuşamadım. Saat olsun bu arada. Ha, evet. Abi uzun saç bir vazgeçtim. Neden? Bir şey değil mi? Yakışmış ha. Güzel olmuş. Bu da güzel zayıf oluyor göstermiş. Ama... Öbür... Yani bir de üstüne. Şişman mıydı? Hayır. Fit göstermiş doğru. Hoş göstermiş. Ne diyor ne denir ama. Hayır bana şey... Arkadaşlar ben aslında saçımı... Ben aslında saçımı sıfır yapmak istiyorum. Tamam. Aa, olur. Yani. Ne yaptın dene. Sıfır. Hadi hep birlikte. Dene hayır. Olmuyor abi işte. Şimdi bak ben 100 saçımı... 100 bin abonede yapıyor muyuz? Ben saçımı böyle bile yaptım ya. Şimdi bak yayın açacağım pazartesi günü. Yani yarın. Sürekli milletçi... Görmüş saç... Baba... Bu işi yapıyorsan tipinde radikal değişikliklere gitmek evet, çok zor. Evet, evet. Bak Eren yarın öbür gün saçını kestirsin var ya bu askere gitti neler amına koyayım. Oo! Oldu mu o kadar? Ha? Oldu geldi mi? Geldi canım niye böyle? Bu şimdi bu kesim benim markam gibi bir şey oldu yani tamam mı lanet olsun ki. Biraz uzatınca yine bunu çok bozmuyor da kel yaparsam laf olur. Oğlum, sakalı kesince. Sen kel mi olmak istiyorsun? Ben kel olmak istiyorum. Yap bir anda yap alışırlar. Dördümüz de yapalım ha. Ben istemiyorum ha ben niye saçımı kesiyorum? Yok 100 binde yapalım. Hepiniz kel yaparsanız ben de yaparım. Aman. Pardon. Al bunu al. Bir dakika. Herkes kel yaparsa ben de yaparım. Çok net bir arada. Heyecanlandım bir sen. Ben de o taşak var. Ben saçımı kel yapmıyorum. Ben de eğer hepimiz saçımı... Nine! Ben saçımı... Nine! Ben saçımı kel falan yapmıyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Yapmıyorum. Ortamdaki tek azınlık benim şu an. Sen de kel yaparsan... Eller havada. Günan sana konuşuyorum. Ben de kel yaparım.
Bir şey diyeceğim. Böyle kol buzlu ama hepsinde. Abi ya oğlum, hayır seni gösteriyorum ama bir şey yok ya. Yani. Ya ben elimi böyle yapınca problem yok. Böyle yapınca neden problem hayır, oluyor? Böyle yapınca problem oluyor sence, mesela? Kardeşim bana ne ya abi, benden 30, 40, 50, 60 kanka, yıl önce bir tane orospu çocuğu böyle yapıp milyonlarca insan öldürmüş. Bana ne? Ben mi öldürdüm? Tamam, ben bu hayır, şekilde elimi hareket tamam, ettirdiğim zaman... Ama bu onların kutlu bir şey, selamı. Benim değil. Tamam şey artık. Benim değil. Benim değil. Beni ilgilendirmiyor. Allah Allah. Deniz'in telefonuna bir tane şeyden, Martı'dan push notification geldi. Çok dikkatim çekti. Oğlum çok agresifler bunlar. Ne için? Bayağı taksilerle savaşa girmişler. Aa evet evet. Şey baksana bak, gelene bak. Elini kaldırdın durmadı mı? Araç bulamadıysan falan diye böyle. Bayağı açıklama falan yaptı Martı'nın CEO'su. Evet evet. Tehdit edilmiş. Evet. Yani abi taksiler artık taksiler, bokunu çıkardı. Çünkü bu, yani bir şey anlatacağım. Biraz. Tabii tabii. Hadi konuşalım. Geçen Bağdat Caddesi'ndeyim. Saat 1 ya da 2 falan. Yani kimse taksiye binmiyor. Çok az insan var. Zaten hafta sonu bile değildi. Hafta içiydi yani. Taksiler geçiyor. Boş ışığı yanıyor. O ışık çalışmıyor ki bizde lan hiç. Ya yakıyorlar genellikle. Yani işte İstanbul'da abi el ediyorum. Adam bakıyor böyle. Yavaş yavaş gidiyor. Beğenmiyor. Ben neye beğenmiyor, bineceğim? Beğenmiyor, tipe neye bakıyor, bineceğim yani? Bakıyor. Bu paylaşımları kullananınız oldu mu? Neyleri? Neyleri? İşte bu şimdi viral gibi olacak da. Martı tek falan gibi böyle paylaşım. Aa, yok. Ben Martı su kullanıyorum bu arada. Ben scooter'dan, de sürdüm. Scooter ben de kullanıyorum. Daha dün sürdüm hatta. Paylaşımlı. Ben mesela, tanımadığım kişinin ben de işte bende de abi. Ama çok insanlar paylaşımlı kullanıyormuş. Diye, ben şey kullandım. Paylaşımlı böyle şey, birisi mesela Kütahya'ya gidecek, sen de gidiyorsun onunla. Blablacar gibi. Blablacar yani, okay, gibi. Okey. Blablacar'ı biz çok kullandık. Sen de kullandın yanlış hatırlamıyorsam. Ben hiç kullanmadım. Aa ben çok götüm yemedi. Otostopa ben yokum ya. Otostop değil Blablacar. Parasını veriyorsun. Aynı aynı şey. Bu Martı Tag'in yorumlarına baktım ben ekşide. Çok memnundu insanlar. Şu an daha bu ama bla çok kötü şeyler duydum. Şimdi marka karalamak olmasın. İnsanlarla ilgili onu kötüye kullanan. Genel olarak paylaşımlı araba muhabbeti. Ben de çok Türkiye'de sıkıntı abi. Bence de abi, Türkiye'de her şey sıkıntı. Türkiye'de taksici bile sıkıntı, hele başkasının arabası. Olmuşçu sıkıntı. Ya Uber çok güzel ya yurt dışındaki mantık. Evet. Yani yurt dışı atıyorum benim arabam var, tamam mı? Aynen. Okeyim gayet. Lisansımı da alabildim. Manyak değilim, birini öldürmüyorum. Uber zaten bakıyor bana. Tabii. Yani ben arabamla çıkayım. Taksiden daha çok pardon. Takside hiç kimse siciline bakılmıyor. Ben Uber'de gideyim, bakıyor bir de Uber. Ben gideyim arabamla beraber insanları götüreyim. Ne olacak şimdi? Oğlum, niye yapamıyorum? Uygulamalar öyle sapıttı ki önden bahşiş ver. Tabii artık. Aç gel bir de basarsın bana. Bu arada bir şey değil mi? Evet. Bir taksinin bir suçu yok bence. Bulurda. Yani çünkü burada taksicinin suçu var. Bir taksi de şey diyor. Ben ne yaparım da müşterimi mağdur etmeden abi, taksiye bindiririm. Adamların her istediğini veriyoruz artık yani. Kanka mecburuz çünkü. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Bir adamlara... takside şey başladı önce. Ne derler? Geldiğin parayı şey yap. Taksimetreyi açıp gelsin. Taksimetreyi açıp gel başladı. O da yemiyor artık. Taksimetreyi açıp gir. Artık bir noktadan sonra şey bahşiş vereceğini garanti. Bahşiş vereceğini garanti et başladı. Bahşişlere de zam geldi. Bahşişlere de zam geldi. Artık şey çıkıyor sonunda. Götünü siktireceğine de onay veriyor musun falan gibi. Mamoğlu diyordu. Yapacağız şey yönetim. Bunlar mafya lan hakikaten artık. Bunlar AK Parti'nin İstanbul'a armağanı. Bunlar ama harbiden yaşı bak Martı'nın ama CEO'su şey ya. AK Partili koyuyor. Yani o nasıl olacak o zaman şimdi? Bilmiyorum kanka. İşte bu AK Partililerim hep böyledir mevzusu. Birbirleriyle şey yapana kadar. Bilirsin sen bir 3-4 kutup da vardır. O Martı diğer kutuptan. Tamam ha. Anladın mı? Hiçbir bok anlamıyorum. Yunan anladı beni. Çok gerildim. Anlıyorum da şöyle ya işte AKP'nin içinde farklı factionlar var. Tamam okey. Martıcılarla taksicilerde farklı factionlar var. Martıcılar daha diyor işte şey tarafından. Pelikan, Melikan bilmem ne muhabbet. Ben anlamadım çok. Gençler hep neyse neyi bunu konuş. Ben şunu söyleyeceğim. Ciddi anlamda artık bu taksi olayı problem ya. Yani bunu bilemiyoruz. Sadece bulamamak değil abi. Bulamamak değil ya. Kişiler de kötü. Kişiler de biliyorsun, kötü. İğrenç bir sigara, bas müzik, ters davranış. Abicim yani para veriyorum tamam, kölem bak, ama şeyi, insan ol ya. Bak şeyi anlıyorum tamam, hani şey zordur. Sabah 8'den akşam 6'ya tamam, kadar bir saniye ya. Ama o zaman. Bir saniye ya. Ama adam yani bunu yapar. Abi vardiyalı çalışıyorlar. Taksiler savunulacak bir doktor. Ya bir sakin olur musunuz amına koyayım? Hayır, ağzımı açtım ve yani ben ülkenin problemi bu işte bu. Ne diyeceğimi bilmeden hemen taksiden savunulur mu ya? Bir durun lan. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Çok haklısın. Allah Allah. Çok haklı, doğru diyor musun? Konuşmuyorum ya. Ben bu değerli fikrimi size sunmayacağım. Taksiyi de sikeyim. Özür dile. Özür dile taksi. Özür dile. Şimdi eve döneceğiz. Nasıl döneceğiz biz? Vallahi yaray edin. Metroya binebilirsiniz. Metro yok ben sevmem. Ya bir şey soracağım şimdi. bu transitlerle falan siyah VIP taşıma hizmeti veriyorlar ya. Ben mesela bir tane şirket kursam.
turizm diye. Pıttık turizm. Aynen pıttık turizm. Uygulamasını yapsam pıttık app diye. Tamam. Uber pıttık, aynı şey. Aynen. Bu suç taksiciler değil. Fark edene kadar bir hayır, sıkıntı yok. Bu suç değil çünkü bir de legal de bir şey. Ben premium taşımacılık yapıyorum. Kanka, faturasını ödüyorum. Uber de yasal bir şey değil. Abi Uber direkt app'le girdi. Bir de hayır Uber Türkiye'de ofis kurmadığı için abi, bu. Hayır. Taksiciler Uber kesip dövüyordu. Evet. Rekabet edebilecek bir fiyatta girdi bir de. Sen öyle girmeyeceksin. Ben ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı Uber? Bir sene kaldı. Bir sene kaldı. Ben o bir sene bayağı kullandım. Geldikten sonra Uber dışında başka bir şey kullanmadım. Ucuzdu bir de ya. İnanılmaz rahattı. Sen ve... şeyi hatırlıyor musun? Kadıköy'de bizi aldılar. Ha. Abi orada taksici var arkada duralım falan. Gelmeyelim falan diye bilmem ne. Evet evet. Gizli bindik ya. Evet. Şimdi onu da taksiye kattılar artık. Uber şey yapıyorsun taksi geliyor. Ya, bir şey değil mi? Uber'den çağırdığım taksicilerin abi, hepsi daha... Evet. Ama çok az geliyor. Yalnız evet, Uber'de şöyle bir sorun yaşanıyor. Yine marka kötülemek olacak ama. Ama böyleyse böyledir abi. Ne yapalım? Sorundur yani. Canlı yardımınız yok. Evet. Abi indim tamam mı? Nakit verdim. Tamam. Adam kart diye girip bir 15 dakika daha dolanıp 70 lira da karttan çekmiş. Ondan sonra sadece karttan yapıyorum ve... İki hafta boyunca ulaşmaya çalıştım. Sikine takan olmadı Uber'den. Sikine takan olmadı. Yardım şeyi var. Çıkın. Ama yani bir sorun yaşarsanız Türkiye'de Uber diye bir şey yok. Bir taksinin yardımı çok iyi. Karttan ödeyeceksin. Hmm. Karttan ödeyin çünkü şey muhabbeti falan olmuyor. Abi işte şey de 5 liram yok ya falan şey gibi muhabbetleri bunu yapıyorlar. Bir taksiyon parası alabildiniz mi siz hiç? Ne ben alıyorum. Ben orada şey ben de cingan çıkar. Ben zebellah gibi bekliyorum orada. Tabii, ben bekliyorum. Falan... Yavaş yavaş hareket yapıyor. Ben de telefonla oynuyorum. Bu muhabbet oluyor çünkü. Falan filan bu muhabbet de varmış yok mu acaba diye. Aynen. Cebinden bir tomar abi, para çıkartıyor. Ben de vardı abi. Aynen. Kısa yani, mesafe evet. Ücreti benzini karşılamıyormuş. O yüzden mutlu değiller. Çok uzun mesafeye de okey değiller, kısa da değil. 100 liralık mesafeler. İşte bir para yetmiyor. Ya bir de şey de oluyor şimdi. Lan ne diyeceğimi unuttum lafa girerken ya. Ah, bir taksi komisyon alıyormuş. Aha, en güncelde de problem o. %10 mu ne? Kredi kartı seçtiğim zaman uygulamadan mı olacak yeğenim ya? Ne yapayım bana ne? Olacak kanka. Mutlu olanı da var ondan ama. Mesela o iptal etmelerin sebebi yolda birini buldukları içinmiş. Tabii abi. Şey yapıyorlar diye. Aynen daha hızlı parayı. Ben iptal ettiğim zaman bana giriyor para tamam mı? 3 dakikanın içinde. Direkt sana iptal ettiriyorlar bazen bekleyip bekleyip. Direkt alıyorum gelecek misiniz? Şey nasıl? Nereye gideceksin? Direkt kapatıyor iptal ediyor. Abi yani bu kadar zor olmamalı gerçekten. Bu İstanbul'un taksi problemi, trafiği, zımbırtısı. Kanka zor değil. Zurtusu. Birileri bize ceza veriyor işte. Ekrem İmamoğlu'nu seçtik diye. Abi ben gerçekten bak yok bunun yani. İstanbul'un öyle kaosu. Gerçekten Ekrem İmamoğlu'nu biz öyle. Seçtik diye bize ceza veriliyor. Yani başka aynen öyle. Bir de bunu İmamoğlu'na patlasın istiyorlardı bir yandan. Aptal mıyız kanka? Niye İmamoğlu'na kızalım? Yani adam kaç kere getirdi meclise bu konuyu. Yok, farkında. Kızan vardır da salaktır onlar. Yani. Tabii. Yani onlar. Yani... Aynen bu biz şey. Yani bu çok kötü ya. Bir de toplu taşıma çok kalabalıklaştı. Mecbur taksi kullanmak. Kanka taksi çok hayati bir şey. Evet hızlı bir daha. Ya abi. Ben canım yansa atıyorum karım var doğum yapacak olsa falan filan. Yani önemli yani acil bir yere gidecek olsam ya ben niye hani böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Yani tabii canım taksi, bak mesela şey acil olan değil. Olsa bir taksiye girip ya. Taksinin gelmesini bekleyecek. Umut edeceksin amına koyayım. Evet. Taksi bir taksi saatleri ezberledim hani bak dışarı ne zaman çıkabilirim saatlerim tabii, var. Tabii. 8'de asla taksi bulamıyorum. Mesela tabii. Öğlen 12.12 anında geliyor. Bir de gece 12.12. Hep 12.12. Gece hiç, bulursun. Hiç bulamıyorum. Gece bulursun. Sabah karşı vardır. Evet. Sabah karşı da çok yok. Bu saatlerde oluyor. 12.1 gibi oluyor. Mesela bak şimdi çekim bitecek. Biz eve gideceğiz ya. Bana sabah sıçtık, başta söyledim. Sıçtık abi biz bir ya, saat buradayız. Hatırlayın geçen çekim sonrası. Yine dönemedik. Beni taksiden indirip taksiye transfer ettiniz. Çok komikti. Taksi kovaladık yolda. Evet o olay da çok oluyor. Ya benim şuralarda bir tane ağa vardı. Sen onlarla olsun. Aynen. Bazen şeyler de var bak bu arada. Paralı gösteriyorum ben bazen kendimi. Böyle hani ufak şovlar. Ya diyorum ben taksi bulamıyorum. Paralı olsana biraz. İşte fazla para ödüyorum. Yani 20-30-50 lira falan. Yani gösteriyorum yani. Literally veriyorum para. Anlamadım. Taksiye fazladan para veriyorum. Niye? Önden bekle mi veriyorsun? İşte, şu an benim 4 tane taksicim var böyle. Benim fazla para verdiğimi bilen ve aradığımda anında gelen. Bunları acil durum için biriktirdim. Ya bu yarrak gibi bir şey. Tabii sende. Evet. Yani bu buna gerek yok. Evet. Yani adamları böyle mamaya alıştırmışsın evet, yani. Ama mecbur hayatta kalmak için. Bir taksiyle ilgili Harun söyledi onu da. Hep bahşiş bu, verirsen. Bunu sordum yok abi değil. Yok muyum şöyle? Ben sordum taksiye sordum. Bir de o mu var amına koyayım? Kanka, telefon algoritma var mı diye sordum. Bizim benim bir taksiye çok yakın bu arada. Yıldızı falan göremiyorlar mıymış? Göremiyormuş kanka hiçbir şeyi seninle ilgili.
Kanka, gideceğin adresi de göremiyorlar. Kanka o veriyi satmak olur bayağı. Evet, taksiye binince galiba. Evet, kabul ettiğin zaman. Şeyde ama Uber'de galiba bilmem ne kaç plus yazıyormuş yanında fiyat. Ha, Uber'de o var. Uber'de var. Bir de şey yapıyormuş Uber. Gideceğin yeri de veriyor sana Uber taksiciye. Bak bu buraya gidecek diye söylüyormuş Uber. Uber'in, o yüzden taksiciye Uber kullanmak istiyor. Ya bunlar geliyor, onu beklememiş oluyor. Bana, bu kadar yere gidiyor falan diyorlar. Bana geçen dövdüler, şimdi Uber'e kaldım. Ya aynen, Uber çok iyi ya. Çok iyi para veriyor. Bazen şey diyor 5 tane yolcu alırsan 100 lira fazladan veriyor sana falan bana gibi geçen, şeyler. Bana geçen bir tane taksici bu muhabbeti yaptı. Şey dedi. Sizler bir taksi mi kullanıyorsunuz dedi. Dedim evet. Bir taksi kullanmayın. Uber kullanmayın. Evet, bana da dedim. En güzel Uber valla. Bir taksiden söylemeyin. İflaklığımız sıkıldı bir taksiden. Aynen. Fazladan para veriyormuş. Aynen. Allah taksicinin konuşmayanını, sohbet etmek evet istemeyenini. Evet ya. Ben bazen... bir kere buradan Beylikdüzü'ne kadar hiç susmadı. Bütün seks hayatı. Çok kötü. Nefret ediyorum ya. Womanizer olur. Herkesi sikerler. Ve inanılmaz susmadı adam. Çok kötü. Çok kötü. Korkunçtu ben, yani. Ben artık söylüyorum ama. Ben çok şeye kat yani, çünkü ben çok taksici muhabbeti dinlediğim için, bak şu hayatta çok nadiren böyle bir şeyden bütün benliğimle nefret ederim. Taksici muhabbetinden inanılmaz nefret ediyorum. Ve yani bak Yiğitcan, Allah kahretsin, Yiğitcan'la taksiye binin bir kere, tamam mı? Yiğitcan şunu mutlaka yapıyor. Yapma amına koyayım, yapma. Sorma ya. Sorma adama halini fikrini, amına koyayım. Bak biniyoruz, tamam mı, işte amına koyayım, işte dünya insanı ya, göt amına koyayım yani. Biniyoruz taksiye. Önden de diyorum ki Hiccan bak ne olur sen nasılsın abi diye sorma adama. Tamam. Soracağım abi diyor. Niye soruyorsun diyorum. Soracağım abi diyor. Niye sormayayım? Niye sormayayım abi falan diyor böyle. Allah abi biniyoruz. Bak yemin ediyorum, ön tarafa oturuyorum ki müdahale edebileyim diye. Arkada Hiccan'ı oturtuyorum hep. Abi yemin ediyorum bak. Böyle soğuk terler akıtıyorum böyle. Ne zaman gelecek? 10 dakika sonra mı gelecek? 5 dakika mı? Bak geçen en son bu muhabbeti yaptığında 25 dakika sesini çıkarmadı. Sonra köprünün orada dedik abi daha da nasılsın? Sen konuşmadığın için acaba sıkılıyor mu? Sen mi muhabbet ediyor musun Hiccan'la sırada? Hiçbir önemi yok. Takside kimsenin konuşmaması lazım. Evet. Katılıyorum ya. Takside, çünkü şöyle, takside biz birbirimizle de muhabbet etsek o adam girecek o muhabbete bir şekilde. Çok haklı bu arada. Bugün yaşadık biz Barış'la. Evet. Atıyor atıyor laf atıyorlar. Abiciğim oturacaksın. İğrenç bir şekilde, iğrenç bir surat aşırı ifadesiyle. Aşırı mutsuz, evet, şöyle. Bir surat, aynen. Erkeksi, aşırı mutsuz, sinirli tabii. Böyle. Şu evet, şekilde, şey şekilde bineceksin, selamun aleyküm diye bineceksin taksiye. Ben hep böyle yapıyorum. Mekan soruluyor, şurası mı abi falan diye, konumda ne yazıyorsa o falan işte. Alfalayacaksın, çok evet, doğru söylüyor lan. Evet. Ama bak, çok doğru söylüyor, ama sigara içebilir miyim diye izin alıyor falan o zaman öyle yapınca. Aynen şey, aynen şey diyeceksin daha sonra, ne derler? Camı açabilir miyiz biraz? Bu arada sigara serbest mi falan diyeceksin böyle. Ha, sen soracaksın. Ben bıraktığım için sormuyorum. Sen soracaksın. Aynen işte. Yani sigara serbest şu yani. Şuna da çünkü kılabilir. Çünkü genelde bazısı istemeyebiliyor. Bazısı da içmiyor yani sigara. Neyse. Bak bu akşam yine bineceğim. Ali Beyköy durağına gitmek için. Ali Beyköy'e gitmek. Dişlerini sıkarak konuşuyor şu an. Sinirli abi adam. Ama gerçekten çok sinirleniyorum, tamam mı? Muhabbet et, muhabbet angaje ederse seni muhabbete, sürekli şey yapacaksın. Doğrudur. Ha. Aynen. Haklısın abi. Bana şey yaptı biri. Sizi taksiye bindirdiniz ya, arkada bir kadın oturuyor. Onu bir yere bırakacağız, yakın bir yere. İner inmez kadını kötülemeye başlıyor. Şuraya bak abi, bizi küçük görüyorlar. Ne oldu dedim. Konuşmuyor, hiç muhatap bile. O ne demek biliyor musun? Ben senden üstünüm demek. Allah Allah. Abi ben konuşmayan müşteriyle nefret ediyorum deyip benim konuşmamı sağladığı onunla. Ve mecbur bırakmış karısını yani. Nasıl aldattığını. Ama ben aldatıyor yani, ama abi ondan sonra da çıkıp şey diyor. Bizi küçük görüyor. Kanka bak. Bir tane karısını aldatmayan taksiciyle karşılaşmadım mı? Hepsi sikişiyor. Senden tabii, tabii. Önceki kadın yolcu hakkında da çok pis konuşuyorlar ya. Evet, ben et ediyorum. Ya bak şey. Ben diyorum, kız arkadaşım, annemi, kardeşimi ben nasıl taksiye bindireyim lan abi, diyorum. Abi bak yani, şeye çıldırıyorum ya. Mesela gidiyoruz ya, bir kadın görüyor abi, bir başlıyor. Ya abi hayır ya. Evet ya. Yolda gördüm. Ben ne diyeyim şimdi? Seni böyle tutup boğayım mı amına koyayım? Yolda gördüğü random kadına diyor değil mi? Evet laf vuruyor hani. Biz bunu niye yapıyorlar lan? Evet ya. Çekimlerine gidiyoruz. Bahadır ben, Barış. Taksici yanda bir kadın gördü. Bunu dedi şöyle bir şey yapın. Evet oğlum ya. Kanımız dondu, tamam mı? Ne hatta bekliyor? Arkadan Bahadır, Barış mı? Boyayım mı falan yaptı. Yani artık ona geliyorsun sonra çünkü. Sonra bir ıssız bir yere gittik. Ne dedi biliyor musun? Abi bizi burada gelinlik giydirip sikmesinler. Sikmesinler yani gerçekten. Sikmesinler abi gerçekten diyor, ya. Niye yapsınlar? Geçen çok buraya fena. Bir eskort bıraktım. O çok kötü. Eskort da değil ya, bak şey dedi. Geçen bir tane kadın getirdim buraya. Bir lavuk aldı. Lavuğu göreceksin ama böyle. Bok gibi görünüyor. Karıya bakacaksın bir içim su. Lan diyorum bunun yanında ne? Sana ne yarram? Çok yani sana ne lan? Sana ne?
Sana ne yahu? Bütün dünyanın parası onların olacak. Bütün kadınlar onların olacak. Onların istediği gibi yaşayacağız. Bak. Eminim ki iyi taksiciler de vardır. Var. Tabii biliyorum. Bak Ankara'da tamam takım elbiseli yani, taksici tamam, gördüm ya. Ankara'dakiler çok iyi gerçekten. Bugünkü de fena değil. Ankara aynen. Hiç genelleme yapma, Ankara'daki de çok kötü taksici tamam, çok var. Çok kötüsü var. 10 evet, tane güzeline denk geldik. Ben bir iki kere şuna da denk geldim. Abi mesleğin amına koydular. Öyle bir hale getirdiler ki hepimizi tecavüzcü tacı. Bunu da diyen gördüm bak, ben. Eskiden öğretmenlerdi şu evet, taksiciler. Şimdi suçlular. Ya sonuç olarak senin benim babam gibi taksici, kanka, senin benim babam gibi taksici de var. Tabii lan. Yani, var tabii canım. O insan da var yani. Genelde böyle yaşı daha kemaller ama çok edepsiz olanları da var ya. Bir tane atom karınca dayıya bindim ben geçen. Dayıya bindim. Ya hayır bu şey, bak tip ne biliyor musun? Bu Kolpaçino'da şey var ya, yürüyen cinsellik var ya. Abi bindim falan tamam mı böyle? Herif yaşlı da yani hakikaten böyle ama küçücük bir şey yani. Bindim falan nereye abi falan ya. Benim böyle şey diyorsa sen nereye istersen oraya gidelim biçerek falan diyeceğiz böyle. Abi adam bir anlatıyor. 70'lerde 80'lerde de abi böyle çok sağ sol olurdu falan diye bilmem ne. Ne alaka yani? Ne alaka ya, işte yaşlı adam onu anlatıyor tabii yani. Neyse abi bir noktadan sonra herif şey muhabbeti açtı. Ben de 35 senelik evliyim de geçen gün bir tane bizim sevgilim var bir tane. Sevgilimi Kilyos'a götürdüm biliyor musun falan. Abi Kilyos'ta bir tane kapatması varmış da Kilyos'ta ona ev yaptırmış. Bunlar hangi parayla? Amına koyayım ben sabah Burger King söyledim amına koyayım. Üzüldün değil mi? Hayır sabah diyorum. Dün akşam Burger King söyledim. 150-170 lira gibi bir şey verdim. Ve şey dedim yani oğlum çok para harcıyorum ya falan oldu. Bre pezevenk de bak daha geçen aylarda gördüğüm taksici olayı. Sen ne kazandın? Nerede Kilyos'ta ev yaptırdın metresin üzerine? Anlatıyor şuraya gittik buraya gittik. Abi ben gezmeyi çok seviyorum biliyor musun? Siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz? Doğalgaz ödemiyor musunuz siz? Aklım almıyor lan. Var mı abi bunu anlatabilecek bana? Beylikdüzü'nde bir taksiye bindim tamam mı? Hı-hı. Şey anlatmaya başladı bir anda. Ha senin mesleğin ne dedi? Mesleğimizi anlatamıyoruz ya. Ha, ben reklamcı diyorum. Radyocu dedim. Ha, radyocu neyse, radyocu deyince bu coştu böyle anı anlatmaya başladı. Geyler biniyormuş. Tamam mı? Artık homofobiklik. Evet, homofobiklik. Geliyor, hey işte, homofobiklik. Vitesi tuttu. Ah vitesi falan. Buralara geldi. Anlatıyor ama nasıl iğrenç anılar tamam mı? Böyle korkunç işte bir tane kadın bindi. 3 çocuğuyla bindi ama işte kocasından memnun değilmiş. Parası da yoktu. Ne yapalım dedi. Ne yapalım abla dedim. Çocukları bırakayım mı dedi. Falan artık böyle korkunçlara gitti. Sonra arkadaşını aradı. Sen hangi şeydesin dedi. Dedim Best FM. Bak nasıl da şey yaptıysa kaç dedi sizin frekans? Siktir dedim tamam mı? Dedim ki 89.8. Değişmiş olabilir abi falan filan. Arkadaşını durağı aradı. Anlatırsın değil mi dedi benim anıları dedi. Ya, tabii dedim anlatırım bu akşam dedim. 8'de dedim tamam mı? Aradı dedi ki bu akşam 8'de Best FM'deyiz. Eren abim var dedi. Anlatacak dedi beni. Ben de şeye gidiyorum. Doctor Strange filmine gidiyorum Marmara Park'a. Bekledi mi? Ne yaptı? Hiç bilmiyorum. Beklemiştir günah, abi. Günah. Sen arkadaşlarına beklemiştir. Yalancı durumuna. Ben ama şeyi biliyorum. Demin hani gay, çok gaylere şey yapıyormuş dedi ya. Özellikle böyle aşırı karanlık taksiciler var tamam mı? Böyle işte LGBT insanlara serviste bulunuyorlar ya da ne bileyim işte mafyatik insanlara böyle. Hmm. Telefonla gelen taksiciler evet, var. Evet, evet. Hani şey olay yani karanlık derken gizlilik yani anladın mı böyle hakikaten private. Arıyorsun falan işte bilmem ne maşallah abi arayalım falan diyorsun. Maşallah abi geliyor falan. Taksinin içinde neler oldu artık belli değil orada yani. Bizim orada bir tane şey diyordu. Siyahilere götürüyormuş falan. Ha, swinger taksicileri falan bilmem ne. Bir bunlara escort götürüyorum bir ha. Partiler veriyorlar sonra. Evet evet özellikle o işi yapan taksiciler var. Yani böyle işte güvenilir şey yapılmayan falan. Başka ben, işler de yapanlar var. Başka abi. İşler de yapıp biliyorum artık başka iş yapıyorlar mıdır. Ama yani hani böyle bazı çevrelerin go to taksicileri var yani. Var. Onlarda acayip hikayeler oluyor bilmem işte. Bilmem ne abiler. Şu an tabii. En garip trend meslek taksicilik galiba. Her zaman öyleydi. Yani, yok lan her zaman öyle değildi değil kanka. Ya. Şu an bence son 2-3 yılın en garip mesleği. Kanka İstanbul'un işte metropolitanlığı değiştikçe polis oluyor nereden yani. Nereden şu an? Eskiden mesela polislerden çok nefret ya, edilirdi bugün, ya şimdi taksicilerden daha çok nefret ediliyor. Çok sinir etti. Yani niye? Siz halkı koruma... Abi bugün Kadıköy'de aşırı polis var. Tamam mı? Binlerce Kadıköy'ün polis. Polisin Kadıköy'ü vardı. Polisin Kadıköy ya ordu var bayağı şu an Kadıköy'de. Kanka gerçekten bu Roma usulü çıkışların falan ne anlamı var ya? Böyle şeyler kalkanlar taramalı tüfeklerle geziyorlar. Her neyse kaldırım var tamam mı? Arabalar oraya çekmişler böyle şeyleri minibüsleri. Tomaları. Öbür tarafta yol ve arabalar böyle geçiyor yani hani yol geniş de değil. Kaldırımdan geçelim dedik.
Kaldırımdan değil yoldan geçin dedi. Öleyim mi ben vatandaş olarak dedim sen kaldırımda bana duracaksın? Hayır demedim abi. Yemezsin ki. Ne diyeceksin? Söylendim falan ama ne, beni niye yola atıyorsun? Yani ben belli, tipim de belli. Hani ara istiyorsan kaldırımdan yürümek istiyorum ben vatandaş olarak. Tabii. Vallahi kanka ben geçtiğimiz aylarda bir tane öyle aynı Taksim'de böyle bir çevikle laf dalışına girdim. Herif bana direkt şey dedi yani. Kafana bir vururum kaldırıma, beynini akıtırım falan gibi bir şey dedi bana. Ben yapar, onu, yapabilir. Ben, hani herif ben bana, bu noktada Türkiye sınırlarından kalkıp gitmek istiyorum. Ben de çişim. Yani net bir şekilde ben bunu yaşadım yani. Tuvalet sınır dışında. Aynen kanka ya. Ben de çok sinir oluyorum. Çıktı ülkenin, ben de gidip üstüne sıçacağım. Bak şey de benim çok canımı sıkıyor mesela. İnsanlara nefretle bakıyorlar. Evet, evet. Halka ben bunu hissediyorum. Ya bir şekil, bir nebze empati yapabiliyorum. Kim bilir nelerle muhatap oluyorlar gün içinde. Elbette. Çünkü sen ama bile nefret ediyorsun. Kanka, sabır bitiyordur ya. Evet. Sabır bitiyordur elbette, anlıyorum. Sabır bitiyordur. Taksicilerde de aynı şey. Evet. Yani ama artık biz çete bile deliriyoruz muhatap olmadığımız. Ama abi artık bu noktadan sonra o zaman işte diyorum yani taksi şartları düzeltilecek. Bence yani taksicilerde özellikle polisler psikolojik danışman ve testlerden geçmeliler zaten. Ama sayıları çok fazla, ne olacak işte. Bir de yani polisliğe girişin çok öğretmenler de öyle. Basit oldu ya, öğretmenler de öyle yani. Bu ama bir noktadan sonra ben de yani ben de halkım ya kanka. Evet, benim de suçum yok. Benim de suçum yok. Yani ben sürekli olarak bugün mesela rıhtımdaki gerçekten de o görüntünün ne anlamı var yani? Bilmiyorum ne. Bomba ihbarı mı varmış? Hayatımda Gezi'den sonra bu kadar polis görmedim. Bomba ihbarı mı varmış? Ne varmış yani? O zaman kapatın gelmeyin. Hayır, bir de bu o kadar fazla polisi gerçekten falanx gibi oraya kalkanlarla dizmenin. Oğlum Roma lejyonları gibi. Roma lejyonu gibi. Binlerce polis. Bakın ben Kurtuluş'ta yaşıyorum. Ben çok gördüm. Taksim'de de böyle. Yine başından beri söylüyorum. Her şeye rağmen o bombalar patlayacaksa oraya ordu yığmanızın ne anlamı var? Bilmem, bu bombayla ilgili olmayabilir bir durum. Tamam, neyle ilgili olabilir ama ki? Bu kadar polis çok gerçekten. Şimdi İşgal mi olacak abi? Bu kadar polis ben nasıl diyeyim? Bugün çok acayip. Çok evet. Acayip. Ben 23 yaşında bir gencim. Halkım yani, tamam mı? Ve ben huzursuz hissediyorum. Ya bu neden? İşte mesela orada ben neden polis gördüğüm zaman huzursuz hissediyorum? Ha. Benim güvende hissetmem gerekiyor. Hep böyle şey suçlu olmaz da değilim ki amına şey koyayım. Benden zarar gelmez. Bu yani basit bir psikolojik bir şey mi acaba yani? Yok yok, polis çok hep bizde sert ve baskıcı bir yani imaj çizdi o yüzden. Kanka Amerika'da da öyle. Yani Amerika'da daha kötü oğlum. Amerika'da vur yetkisi var adamların. Kanka yani Amerika'da mesela şey çok tehlikeli yani hakikaten. Vur yetkisi var. Ve yani sen işte bazı polisler body cam'lerini kapatmaya başladılar falan, öyle olaylar oluyor ya. Tabii. Sen siyahiysen mesela, ben bunu bence hiç biz bunu anlamıyoruz bak. Siyahilerin Amerika'da polislerle olan ilişkisini bizim hiç anlayabileceğimiz kanka bir ilişki değil. Yani 70-80 Kürtlerle polis ilişkisine benziyor biraz. Benziyor ama yani orada onlar hani onlar da korkuyor, araba geçiyor, beyaz araba geçiyor, korkuyor mahalleli kanka, o zaman elbette yani. Elbette benziyor ya ama işte biz böyle beyaz popolu Türkler olarak yani gerçekten tabii, relate edemiyoruz ya. Tabii. Benim maksimum şeyim abi işte polisin hukuka sığmayan davranışları olmuş. Yanlış diyebiliyorum ben ama ciddi anlamda çok daha korkunç şeyler. Polisin bende çağrıştırır şey işte Gezi Parkı'nda dayak yemişimdir, gözaltına alınmışımdır, iki tane vurmuşlardır. Bu yani. Bunun ötesinde olan tecrübeleri gerçekten artık farklı bir etnik kimlikle yaşıyorsun ya çünkü. Hı hı. Polisle olan. Çünkü çok politik muhabbet olacak ama yani. Neyse sonuç olarak bu bölüm zaten daha ciddi bir bölüm oldu. He, ama böyle askere nasıl bakıyorsun? Benim askerden daha hayran gözle bakıyorum. Ben askerdeyken kısa askerliğim sürecinde benim değişiyor askerde. Polisle gerildik biz. Çok garip bir şey oldu. Onu yayında anlatmıştım. Çıktık, tamam mı? Çıktığında da iki gün asker sayılıyorsun hani. Kapıda işte bir hani hayırlı terhis olsun olduktan diye sonra mı abi? Bilmediğim onu. İki gün daha şey hafta sonuna denk geldi için asker sayılıyorsun. Arkadaşın işte arkadaşı gelmiş, viski içirecek bize böyle hemen şeyin kapısında, askeriyenin kapısında. Ha, askeriyenin kapısında olmamalı okey ama herkes mutlu çıkıyor falan. Trafik polisi geldi böyle, dedi ki burada bunu yapamazsınız. Kağıt bardakta içip dağılacağız. Bize trafik polisine ne? Bir şey yapmıyoruz yani. Hani, işgüzarlık işte. Ve hepimizde künye var falan, böyle yapacağız şeyiz, aileler yanımızda falan. Yapamazsınız dedi. Arkadaş dedi ki tamam hani sakin ol falan. Kavga çıksaydı iki gün askersin. Birader dedi. Beni dedi burada sinirlendirmeyin. Arkadaşın attı hemen, tamam mı? Ya ne diyorsun falan. Biz dedik ne oluyor ya falan. Yapamazsınız falan. Dedi ben askerim, sen bana dokunamazsın dedi. Kim kime alıyor hadi bakalım falan olduk, tamam mı böyle.
Tamam dedi, ben gideyim jandarma çağırayım falan yaptı. Ha dedik ama. Nasıl bir bölge oğlum? Jandarma, polis, asker. İşte asker olduğu için. Tam ortası. Askerin de üstte olması lazım orada. İşte ben dedi onlara bir şey yapayım dedi. Niye atarlanıyorsun? Ulan yeni ters olmuş çocuklar. Hepimizin kafa kazınmış. Böyle... Kanka işte bu şey. Otobüse kurmak ya. Sokak bak, kapatmamışız. Hayır. Bu hayattan başka renkleri emcikleme arzusu, anladın mı? Bu, ben keyif almıyorum. Kimse alamayacak. Elimde güç var. Muhafazakar geri zekalıları. Yani. Diğer insan ...insanları yaptığı baskılama, kafesleme yöntemi. Okulda da öğretmen yapar bizi orospu çocukları. Yok kravatını böyle yapma, yok saçını şöyle yapma. Hep bunların hepsi ruh emmek için. Öğretmenlerin yani. Öğretmenlerin hepsine kitle. Yani benim arka... benim genel olarak polisle ilgili pozitif hiçbir şeyim yok, hissiyatım yok. Askerle de şöyle değişiyor. Normal asker, normal bir askerle alakalı, Mehmetçikle alakalı mesela pozitif. Pozitifim. Oğlum sen beniz çünkü. Tabii zaten halkın kendisi oluyor Mehmetçik. Onunla ilgili pozitifim ya da gerçekten de profesyonel askerlik yapan insanlarla ilgili pozitifim. Ben bir uzman çavuşlarla pozitif, ilgili pozitif. Belki profesyonel olarak askerlik yapan insanlara bir tık daha nötre kayıyorumdur, pozitiften iniyordur yani. Özel kuvvetlere negatifim. Çünkü yani şeyle yetiştiriyor kanka. Abi ben özel kuvvetlerin çok farklı bir psikolojiyle büyütülüyorlar. Özel kuvvetlerin indoktrinasyonuyla ilgili bayağı bir kitap okudum ve biliyorum da. Ve yok yani ben çok bunu anlatmayacağım İnsan burada. İnsan üstü bir şeye ama. Geçiyorlar. Evet, evet. Evreye bence onlar psikoloji olarak. Evet, abi yani. Şöyle bir durum var ama. Şimdi eğitimi görüyor adamlar yani. Çok, hani. Çok bir şey kalmıyor. Ben yani. De kaldıramayız. Çok bir bireylik kalmıyor. İnsanlık yani. Kalmıyor. İnsanlık ama kalmıyor. Bir şey diyeyim mi? Nasıl diyeyim? Bence... Bu da gerekli diyorsun. Evet yani bu belli noktalarda gerekli oluyor. Ve ben birazcık da aslında nasıl diyeyim... Bu toplumun askerliği... bir askerin suçu değil yani. Ya tabii ki ben şu anki günümüz şartlarında askerliği onurlu buluyorum. Bunun sebebi birazcık da şu, çünkü hayatını aslında bir ülke içerisinde yaşayan insanların güvenliği... Bakın bu kağıt üstünde olan şey ve bunun üzerine konuşuyorum. Eski bir felsefe. İdea bu. Aynen. Bu. Ama hala İdea bence buysa... aptal insanların kolay para kazanma yöntemine de dönüştü bir bence biraz bu. Benim bahsetmek istediğim şey şu. Düşüncesel olarak ya da kağıt üstünde olduğu haliyle askerlik... Bence onurlu bir meslek. Tabii. Ben yapar mıyım? Yapamam. Kanka bu işin ideası bu zaten yani. Evet ama bak mesela polisliğin de ideası güzel bir şey. Evet. Kendini adıyorsun halkın daha rahat yaşayabilmesi için vesaire. Bunu bok eden yine insanlar. Benim yaşadığım sıkıntı genellikle bu insanlarla oluyor. Elindeki gücü artık geçmişinde mi günün yani şu anda mı ne bokluk yaşıyorsa bunu elindeki gücü kullanarak çevresindeki daha alt hiyerarşide olan insanlardan... Bu... Çıkartan insanlara sinirim var. Bu tarih her döneminde olmuş ama yani şimdi tabii. Romalı askerler de mesela şimdi lejyonerlerde bile kendi aralarındaki hiyerarşiye göre kendi durumlarını fırsata çevirmeye çalışıyor. Sosyokültürel yapı sınıfı değişiyor. Yeniçeriler aynı ya şekilde. Ben şeye tabii. Karşıyım bu arada. Her tabii ki isteyerek halkı korumak için polis olan ya da işte çocuk eğitmek için böyle idealist insan vardır. Tabii. Evet. Ama abi her öğretmen, her polis tabii kutsal, ki değildi. Çoğu da para için işini yapıyor. Tabii. Bence meslekler kutsal değildir yani. Kusura bakmayın. Yani ben şöyle daha zordur yapması. Tabii daha saygı duyulur. Saygı duyulur ama kutsal karşında para aldığın ne kutsal olabilir ki? Kanka bak işte business yani. Şunu düşün. Ben hep bu örneği şey yapıyorum mesela. Şimdi adam beyin cerrahı olmak istiyor, tamam mı? Bak beyin cerrahı. Yani harbiden böyle gireceksin de o Doctor Strange gibi böyle yani bilmem kaç beyin cerrahlarıyla ilgili bilgim Doctor Strange'de ibaret değil öyle oldu böyle. Çok milimetrik ameliyatlar yapıyorlar aslında. Vücuttaki en hassas ikinci ameliyatları. Aynen öyle yani şeyin amına koyayım kullandığı makasın ucunda başka bir makas var falan. Tabii, böyle. Tabii. Gözlüğün ucunda başka bir gözlük var falan onunla bir şeyler yapıyorsun yani. Mükemmel bir iş yani. İnanılmaz bir iş yani bunu yapmak için gereken irade falan biz sikimizi sallarken çeşit elin şey yapıyoruz. Elin sisememeli, gözün bilmem ne olmamalı, terin damlamamalı milyonlarca. Güncel kalman gerekiyor durmadan falan. Ameliyat yapacak şey alkol, uyuşturucu, sigara bunlar hiç olmamalı falan tabii böyle canım. Yani ameliyattan önce şarp saat 8'de 6 saatlik beyin ameliyatım var bir falan. İnsan var yani önünde ölüyor. Yani kutsal bir meslek bence şey bu. Şey yani. Noktasında bir 6 kutsal saat aynı konsantrasyon. Yani abi, çok zor. Ona geleceğim. Duyulur. Şimdi. Ona geleceğim. Eyvallah yani ama bunun için 6 sene tıp okuyorsun, uzmanlıklar, bilmem neler, paperlar falan filan. Ama neden beyin cerrahı olmak istiyor? Çok para var çünkü. Tabii. Yani... O yüzden değil diyorum. Yoksa doktorlara benden bin kat daha saygı duyulmalı. Ama abi bak. Mesela özellikle korona döneminde kutsal bir görev tabii yaptılar. Canım. Onu demiyorum. Yani hani... Ama mesela normal işte... mesela dahiliye doktoru oturuyor ve maaşını alıyor.
Kutsallık ha, tabii, mı bu? Tabii tabii. Yani, ama abi şöyle de bir durum var ya. Şimdi yani sen ben de parayı severiz, para isteriz. Ya zaten ama doktor para, olmuyoruz ay, ya. Tabii hani, ki para alacak. Ama para bence sadece ya nasıl diyeyim? Sırf para için doktor evet, olan evet. adam vardır. Ha, onu diyorum ben. Sırf para için yani mesela tabii ki insan kurtaracağım diye doktor olanla öbürü başka. Ama bence yani. bu mesleğin bana mevzu gibi gelmiyor. Bence de bu bence mesleğin kutsallığını değiştirmiyor. Ben birkaç temel meslek var ve bunlar kağıt üstünde de olsa ya da ne bileyim yani. İçindeki boktan kanka. Parametreleri saymazsak kutsal. Ona bakarsan avukatlık da bence kutsal. Çünkü yani bence değil. Babam avukatlarla ilgili şey der, çantalı hırsızlar. Şimdi ama şimdi şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bu arada avukatları çok sever şakasını. Demin anlattığım gibi yani hani adam mesela şununla da yola çıkabilirsin tamam mı? Ben beyin cerrahisinde yeni bir sınır yani yeni bir şeyler yapacağım. Bu işi ilerleteceğim, araştırmalar yapacağım. Bir şey yani çünkü şey bilim aslında şeydir ya böyle. Hani onun bir skalası vardı böyle bir yuvarlak var. Orada küçük bir tane böyle işiyorsun küçük bir çentik oluşturuyorsun. Ve işte bilime katkın o aslında. Ama o bile çok önemli aslında. Çünkü günün birinde birisi o çentiği daha da aşacak, birisi daha da aşacak ve genişleyecek sınırlar falan. Şey gibi durmadan akan bir suyun kayanın şeklini öyle. Değiştirmesi gibi. Aynen öyle. Su damlasısın abi. Beyin cerrahisine ya da tıpa bu şekilde bir aspirasyonla giren insan da var. Çünkü polis şey gibi polis olan da var. Ben hakikaten hani sevdiklerimi korumak istiyorum. Evet. Bu da var. Çok az ama. İşte ben de bundan bahsettim. Ama abi dünyada zaten iyi insan az ya. Hani. Avukat olayında da bu var. Tabii ki. Tabii. Avukat olayında da bu var. Ben gerçekten adaletsizliğe karşı gelenen var. Ya da mesleğini nasıl yaptığın onu kutsallaştırır. Meslek kutsallaştırır. Buna katılıyorum. Yayıncılar arasında da var aynı muhabbet. Evet. İşte biz ne diyoruz? Basic diye dönsek aslında yine şey, iyi bir insan. İyi insan var. Olmak kutsal. Kutsal meslek yoktur. Kutsal meslek yoktur. İyi insan olmak var. Okey ben buna. Herkes emfikir olduğu bir podcast burası. Kendimizi tebrik edelim. Arkadaşlar Mert Günhan, Zade Kun, Eren Aktan, ben Deniz Şahin. Çok ciddi bölüm oldu. Hiç yarrak demedik. Çok düzgün bir bölüm oldu. 3 dakika daha şimdi. Biz burada sessizce oturacağız. Arkada klasik müzik çalacak. Biraz da böyle muhabbet edelim oğlum. Bence güzel bir muhabbet oldu. Ben eğlendim. Bundan sonra da ciddi olabiliriz. Hiç önemli değil yani. Biraz ben bu arada asker olmak istiyordum biliyor musun? Size hiç anlattım mı? Bir şey değil mi? Bana bak bu benim şu an yaşadığım... Bak yine hangi tarafta? Pilot olmak yaramayın gerçekten. Ya. Abi ama ben bir konu açtım sen beni dinlemedin aslında abi sen gibi ben oldu. Asker ben olmak istiyorum dedin. Eren'i de aile değil konuşmaya. Ben de bir şey söyleyecekken aranızda muhabbete başladı. Olmadan başımı okşamaya başladı dönüp ama bakayım adama. Hayır ama bunu yapıyorsunuz yani. Ben şimdi Günan'a dönüp Günan'a mı anlatayım? Ama önce askerliğini konuşmamız gerekiyormuş gibi. Tamam zaten ben de bir konuya girer gibi yaptım. Tabii. Devam etsen duracağım. Tam konuya nasıl devam etsen duracaksın. Sen devam girdin? Etseydin duracaktın. Ben devam edecektim. Sen durdun, girdiğin için durdum. Sonra niye Eren'e dönüp aranıza muhabbet ettin? Kafamı okşadı çünkü başına, ondan bakındım. Ne oluyor diye döndüm. Ben de yarrağımıyım dedim. Evet senin çok doğana aykırı gibi askerlik. Evet ama şey çocukken kanka çok pilot olmaya takmıştım. Yani hani çok cool geliyordu. Uçakları falan şey çok lan. Seviyordum. Ha, savaş pilotu. Evet savaş wow. pilotu. Savaş pilotluğu iyidir ya. Okut, iyi görünüyor. Kanka savaş pilotluğu bana askerlik içerisindeki en havalı. Abi milyonluk aletin var. Korkunç. Kanka bir de çok cool geliyor. İnanılmaz bir iş. Sonrasında deniz piyadeleri çok cool geliyor. Yani kostüm çok havalı yani. Hani o çok orada. İnanılmaz değil. Ama havalı o da yani askerdeki ikinci havalı bence koltuğu. Yani kanka jet uçağı kullanmak kadar havalı çok az şey var. Kansan gibi bir şey onlar. O irtifada o jet uçağı. Abi yani astronot. Şöyle düşün bak devlet sana o kadar güveniyor ki. Hani evet. Envanterinde 100 tane olan şeyden bir tane veriyor falan. 35 milyon duvarlık alet kullanıyorsun. Uçağa bindiğimizde geriliyoruz. Adam onu evet. çeviriyor havada falan. Plus bir de kola Türkler bu konuda çok yetenekli yani. Hani şu Savaşı an Türk dünyanın en iyi pilotlarına sahibiz. Ne hızla gidiyor yani. Aynı pilotlarına hala mı emin değilim. Aynı hızla giden jetin peşinden gidiyor. Diyor. Falan. İddialaşları bir ara çok iddialaşı düşüyordu. Yunanistan'la. Evet. Sonra Ruslarla yaptık bir kafalarına sonra, vurduk. Sonra şey başlamaya başladı. İşte Yunan botu gidiyor önüne kocaman bir şey çıkıyor Türk bilmem nesi diye falan. Onlar çay güvenlik teknolojileri, destroyerler. Bana şu anki yaşımdan dolayı mı hormonlarımdan dolayı mı bilmiyorum asker editleri havalı geliyor her ve zaman. Açıp izliyorum. Yok o bana da oluyor. falan, değil onlar mi? Var. Yani ben şeye bile düşmeye başladım. Realize'de oğlum. Modern Warfare 2'nin yeni yapımındaki Ghost aşırı iyi. Maskeli. Evet ve durmadan Realize'de önüme çıkıyor. Ara böyle şey işte böyle. Problem var mı? Hayır efendim falan böyle durmadan. Lan bir an böyle şey oldum. Lan asker olsa mıydım ben acaba falan oldum. Kanka, düşündüm. Aşırı gaza geliyorum. Suriye askerimiz var ya şimdi Suriyeli bir kız çocuğu işte şöyle yapıyor falan. Benim tüyler diken diken oluyor. Asker geliyor. Ya, zırh var buradan çıkartıyor çikolata veriyor. Abi bu bizde var ya. Bunu yaptı değil mi?
Ya kanka işte o falan birlikte. Ha, sen yani arkada müziği veriyor işte. Kurtlar falan yapıyor. Bizde işte, bu var. Türklerde bu var abi. Kanka arkadaşlar saniyeliğine gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bro, bro bak işte bu o AK Parti'nin başımıza sardığı şeylerden yok, birisi. AK Parti'nin ne? Alakası yok. Abi, asker sevgisi. Konuşabilir miyim? Ülkücülükle milliyetçiliği karıştırdılar anasını satayım. Abi evet. Bahsettiğiniz şey ülkücülük amına koyayım. Tamam ben ne dedim? Şu nedir ya? Ülkücü işareti bu. Bu milliyetçilikle ülkücülük başka bir şey kanka. Tamam. Benim gözümde MHP zaten ülkücü milliyetçi aynı şey benim için yani. Değil ama adam onu diyor. Yani, ülkücülük şey değil mi? Kanka, milliyetçilik değil bu. Kanka, yani çok yakın milliyetçilik. Kanka Kemalist milliyetçilik diye bir şey var. O farklı bir milliyetçilik ama. Ne demek farklı amına koyayım? Kanka bir hayır, işte oydu, faşizan eskiden milliyetçilik var MHP. Abicim hayır işte eskiden milliyetçilik oydu. Yani Kemalizm çizgisinde MHP'nin milliyetçiliği eskiden oydu evet. Ya işte şimdi her şey karıştı. Şu yani bu... Ben çok basit bir şey o soracağım. O değil bu arada şu. Çok, senin yaptığın rock'n'roll. Çok aynen, basit senin yaptığın bir önü kesik BBC kamyon gibi olur. Devlet Bahçeli'nin hiç hoşuna gitmiyor. Yapma. Çok basit bir şey soracağım. Ülkücülük. Heh. Müslüman ve Türksen okey. Müslüman ve Türk değilsen bay bay. Milliyetçilik Türksen okey. Değil mi? Ya kanka Türklük ne demek onu konuşmamız lazım. Abi için. Zaten şu an sen de ben de Deniz de Eren de %100 safkan bir ırka mensup değil. Yok, dünyada hiç kimse öyle... zaten bir ırka mensup olamaz. Yok işte belli benim burnuma bak. Mensup işte amına koyayım. Ben de anlamıyorum. Benim burnuma yani. Bakar mısınız? Ben Türk olabilir miyim %100? Şimdi kanka işte... bu tartışma ama yani çok Türk. Yani bunu Hitler'e de anlatamadılar. Ama bu böyle. Hayır, o başka bir konuydu şimdi. Onu sen evet, ne dediğini düşünüyorsun? Hitler'in mi? Lanet herif. Nasıl? Yok bir şey. Anlamadım. Evet, bundan sonraki anladım. Bölümde Lebensraum konuşacağız. Lebensraum konuşacağız. Siz hangi evet ırka? Arkadaşlar evet. Abone olmayı katıl olun. Hiç demedik aynen, bu bölümde. Like atın, yorum atın. Yorum atın. Sevmediğiniz meslekleri yazın. Taksiciniz olun. Aynen. Favori taksici hikayenizi anlatın okuyalım. Taksici anılarınızı anlatın. Sonraki dörtlüde bak bu yazacağınız şeyleri okuyacağız. Tamam toplulukta anlatın bunları ama. Gidin toplulukta yazın. Biraz yorum da okuyalım biz. Yorum okuyacağız tabii. Okuyacağız. Önümüzdeki bölümde her bölüme yapacağız. Bir şey istiyoruz. Evet, her evet. Bölüme bir şey yapacağız orada. Aynen, işte. Aynen arkadaşlar. Geleceğe yatırım. Bunların hepsi gelecek üstüne arkadaşlar. Hadi. Gelecek sizin için gelecek. Askerliğinizi de yapın. Evet. Yapmaya da biz askerlik yapsın. Türk ordusu. Yeter artık. Türk ordusu sayende. Türk ordusu.